Yine nereden çıktı bu adam ya? Maşallah. Kabristandan döner dönmez şıp diye eve damladım. Meymenetsiz şey. Sahne kız. Sahnesi mi var? Serap Hanım'a yaranmak için Haldan'ı mı kötülüyor? Davayı bağ verin diyor. Bağ. Resmen Serap Hanım'ın avukatının ekmeğine kan doğuruyor. Utanmadan koskoca eski vekil. Baba, gene kapıları mı dinledin sen? He, kapıları dinliyorum. Siz daha uyuyun. Ortalıkta akrep dolanıyor diyorum ya. Kız Gülizar, nefes at avratsın sen. Hanımın en zor günlerinde bu adamcağız koşmadı mı he? Bit yeni aramanın alemi mi var ha? Bit yeni mi bostan korkuluğu mu göreceğiz elbet. Hanımın derdi sağa mı düştü? İstediğinden oturur, istediğinden kalkar. Hanım değil mi? Bana bak Hacer Hanım. Ben de bekar bir kadınım. Etrafta dolaşan kurtların kokusunu iyi alır burnum o yüzden. Dul kadın herkesin gözdesidir, affedersin. Etrafında erkek kaynıyor. O diyorum. Yetti gari. Bu küslüğü çok uzattın. Ne kadar uzatacağımı ben biliyorum. Çekil git başımdan. Sen bana bir bak hele. Yoksa başka biri mi var? Genç bekar kadınım. Paşa gönlüm kimi çekerse ona bakarım. Öyle mi? He öyle. Erkek dediğin verdiği sözü tutacak. Sevdiğine sevgisini belli edecek. Yoksa kuş kafesten uçup gidivermiş haberi olmaz. Bak Gülizar, benim sabrımı taşırma. Benim tepemin tasını bir attırırsan. He, ne olacakmış atarsa? Sen şimdi bana şunu söyle. Bu gece kapıyı açıyor musun, açmıyor musun? Açmıyorum. O vakit sen kendin başında. Haldeciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nermancığım. Tamam canım, tamam. Sen şöyle buyur. Kusura bakma Neriman. Uzun zamandır uğrayamadım. Eskiden sen gelirdin ama aylardır sen de uğramıyorsun. Ne zamandır çıktığım yok benim de. Biliyorum. Fabrikaya da gitmiyormuşsun. Daha ne kadar kapanacaksın buraya? Zekai'nin günahlarından arınıncaya kadar. Kendine haksızlık ediyorsun. Ne zaman dışarı çıksam birileri sürekli arkamdan fısıldaşıyor. Her baktıklarında en yakın arkadaşının sırtından bıçaklayan adamı görüyorlar bende. Paşazade bile bana sırt çevirdi biliyor musun?
En son 2 ay önce uğradı. Kapıdan. Vali için verilecek davete gelmem uygun düşmezmiş. Serap Hanım'la karşılaşmam hoş olmazmış. Onu söyledi. 200'lü adam. Boş ver. Güllü'nün peşinden ayrılmıyor zaten. Bak Meriman. Bu böyle olmaz. Kendini toparlamak zorundasın. Hem sana güzel haberler getirdim. Avukat mahkemeyi kazanabileceğimizi söyledi. İşte o zaman fabrikadaki söz hakkı bize geçecek. Peki ya kazanamazsanız? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık Neriman. Elde yok, avuçta yok. Her şeyi hesaplayarak yaşamaktan bıktım artık. Kemal bir gün anlayacak diye ödüm kopuyor ama ne yapayım? Mahkemeyi kazanmak zorundayım. Eski hayatıma geri dönmek zorundayım. Neyse, ben kalkayım artık. Kemal dönmek üzeredir, geç kalmayayım. Neriman. Atlatacağız. Birlikte toparlayacağız, tamam mı? Söz ver bana. Söz. Güzeldi, güzeldi. Avukattan çıktım, gittim evi gördüm kardeş. 2 tane çok güzel odası var yemin ediyorum. Bir tane de büyük bir oda var, orası da mutfak, bahçeye bakıyor biliyor musun? Alt katta bir oda var, onu hiç konuşmayın, büyük bir oda. Ama biraz oraya tabii tamir gerekiyor. Ne oldu lan, niye suratını astın şimdi sen? He? Yok bir şey. Ya yürü kalk git bana, yok bir şey deyip duruyorsun ya. Ne oldu, niye suratını astın, konuş hele. Ya şimdi sen temelli unutacaksın beni. Bu tenekeli de ben kalacağım böyle yalnız başıma sipsivri, sersefi. Lan kafa ölme mi? Sen bunun için mi suratını asıyorsun? Ya yemin ediyorum bir alamsın sen ya. Aşağıdaki oda kimin? 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 Senin. Benim. He? Oda. He? Kimin? Senin. Kim? Yemin ediyorum. Benim. Valla. O da benim mi? Yemin ediyorum sana ya. Ya kardeşim, bizim burada ne zamandır birlikteliğimiz var. Hiç ayrı gayrımız olur mu ya? Allah Allah. Bir çatı altında 2 hane. Komşu oluyoruz, komşu. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.